Texas. Yarasa 2. Yoldan ayrılıp kestirmeden gidelim. Gelin. Cesaret profesör. Daha düzgün bir yol seçemez miydiniz? Koşun çocuklar. Koş demesi kolay. Keşke yapacaklarım daha uzun olsaydı. Ah keşke göbeğim biraz daha hafif olsaydı. Rodi durdur beni. Profesör benden hızlı koşacağı kimin aklına gelirdi? Bu sefer elime düştün yarasa. Kahretsin. Ki düşman yerde yuvarlanırken bir bilek birden kafasını ağaca çarpar. Sonun geldi avcı. O an çoluğun aslında sakat olmadığı ortaya çıkar. Çünkü sol elini pantolonun içine saklamıştır. Aynı anda bilek de kendine gelir. Vay canına. Çolak numarası yaparak bizi kandırmaya başardın. Bu kol bütün kurbanlarım gibi seni de hakkından gelecek. Kendini fazla beğenmişsin alçak. İşte bizden çaldığı belgeler. Arkana dikkat et Bilek. Kırmızı ceketliler. Çelik Bilek bu. Ateş edin. Yarasayı bırakıp kaç Bilek. Yoksa yakalanacaksın. O alçağı getirmediğime çok üzüldüm. Ama başka çarem yok. Kaçalım. Çok kalabalıklar. Durun. Burası Fransız toprakları. Daha ileri gidemeyiz. Zaten kimse avcılar kadar hızlı koşamaz. Yine görüşeceğiz Bilek. Bu alçak başımıza yine iş açacaktır. Ama şimdilik biz kazandık. Ha. Bize oyun oynayacak adam var mı bu dünyada? Laos karesinde. Döndüğünüzde çok sevindim Bilek. Hepinizi çok özlemiştik. Endişeli görünüyorsun Bilek. Yarı sayı düşünüyorum. Kaleye dönerken onun Kanada'ya sığınan Amerikalı vatanseverlere saldırdığını duydum. Evet yine faaliyete geçmiş ama sanırım o alçak artık bu bölgeden uzak durur. O sırada kalenin bir başka yerinde. Açlıktan ölüyoruz Rosemary. Bize yemek bir şeyler ver lütfen. Karavana çalınca yersiniz. Beni rahat bırakın. O kadar dayanacak halim yok. Sabret evlet, evlat. Bizler güçlüyüz. İmdat, yarasa. Vay canına, yarasa da Rosemary tehlikede. Korkma Rosemary, yetiştik. Gel Profesör, hay iyi boynuzu, hay şeytan! Nerede alçak? Yarasa neredesin? Burada koşun, imdat! Vay canına, Tanrım! Yarasa Rosemary, geber alçak! Uf. Aha, işte yarasan işi tamam. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum, öyle korktum ki. Bak Rosemary, onu Yarasa'dan kurtardığımız için bize ne verdi? Yarısını da bana ver vadi. Az sonra bir ki bir ki bunlar da kim? Siz yokken gelen acemiler. Sözde takviye istemiştim. Bu işe yaramazları gönderdiler. Birkaç günlük bir eğitimden sonra iyi bir asker olurlar. Hey sen tüfek öyle mi tutulur? Bu adam da kim oluyor? Kim olacak kalenin komutanı Çelik Bilek? Aha subaylar artık böyle mi giyiniyor? Ne biçim kılık bu? Biz de senin gibi şakacı birini özlüyorduk. Hücresini bekliyor. Kendin mi gidersin yoksa ben mi tıkayım? Kestesini. Bana Ontario boğası derler. Şimdi görürsün. Bunu pahalıya diyeceksin. Bilek bu saldırıyı kolayca savuşturur. Koş bakalım Montorio boğası. Ah! Lanet olsun seni paramparça edeceğim. Çok inatçısın dostum. Sana Ontario katırı demelilerdi. Bu havaya katır su bile onu ayıltamadı. İçindeki kale komutanı olmadığımı iddia eden başka biri var mı? Hayır efendim. Komutan sizsiniz. Eminiz. İki gün sonra gece nöbetçiler kale duvarını korumaktadır. Gidip kalenin çevresinde bir tur atsam iyi olacak. Acemilere pek güvenmiyorum. Şahmat. Ha <laughs> ha. Ortalık sakin. Geri dönebilirim. Hey kim var orada? Bir dakika bekle şef. Yakında bir nöbetçi daha var. Tamam uzaklaştı. Şimdi gelebilirsin. Nasıl gitti bu ağa? Emrettiğin gibi bileki ortadan kaldırmak istedim ama tamam gerisini anladım. Karşımda kimse dayanamaz ama bilek kimseye benzemiyor. Biliyorum o yüzden sana ceza vermeyeceğim ama karadekilerin sonu geldi. Beni cephaneliğe götürür. Peki emirlerimi unutma. Dur kimsin sen? Sen miydin bu Bilekin emriyle nöbeti devralmaya geldim. Asker olanlardan habersiz yatmaya giderken... O sırada yine ben kazandım. İyi dövüşüyorsun ama satrançtan anlamıyorsun. Pierre neden gecikti acaba? Gidip bir baksam iyi olacak. Tüm kaleyi dolaştım ama Pierre'den eser yok. Nereye gitmiş olabilir? Oh. Pierre ne oldu? Ama yanında yarasanın damgası var. Ah kafamın içeri kovanı gibi. Yarasa buralarda. Kaleye girmiş olmalı. Ne? Yarasa burada mı? Bilek Yıldırım gibi kaleye dalar. O ajana ne biçim bayıtmış. Cephan elinde açık. Bu fitilin yanması 10 dakika sürer. Biz de bu arada kaçıp kalenin hava yoşmasını izleriz. Alçaklar size daha güzel bir gösteri hazırladım. Bilek eyvah merak etme hain sen de payını alacaksın. Bu sırada yalasa kaleye girmiş silah başına. Hay Kaybedecek zaman yok. Alarm. Yarasa kalede. İşte. Kaçıyorlar. Ateş. Senin işin bitti. Merak etme. Şefin uzağa gidemeyecek. Bir saat sonra. Yarasa elimizden kaçtı. Peşinden gittik ama karanlıkta kayboldu alçak. Tahmin etmiştim bunu. Bunu ne yapacağız? Charlotteville'e götüreceğiz. Orada yargılanacak. Sefil bana çok kötü vurdu. Acaba neden bu damgayı kullanıyor? Ben de anlayamadım. Bir düşünelim. E, e, tamam buldum. Bunlar Gerard Britian yani baş harfleri yani İngiltere'nin yarasa da bir İngiliz olduğu için kurbanlarına bu işareti basıyor. Sen bir dahizsin profesör. Ben böyle damgalı mı gezeceğim? Üzülme. Yarına kadar geçer. Ertesi sabah üç arkadaş yanlarına, yanlarına esiri de alarak Charlottesville'e doğru yola çıkarlar. Dava birkaç gün sonra askeri mahkemede görülür. Kral adına mahkeme sizi suçlu buldu ve yarın şafakta kurşuna dizilmenize karar verdi. O gece valinin odasında. Bütün kanada, kan kanada adına size teşekkür etmeliyim. Yarasanın kaleyi uçurmasını engellediniz. Yarasayı yakalamak isterdim. Er ya da geç elimize düşecek. Excellence bir adam bunu size vermemi söyledi. Ver bu ayıyı yakaladığınız zaman onu kurşuna dizemeyeceksiniz. Yarasa sadık adamlarını asla terk etmez. Yarasa. Bunu sana veren adam şimdi nerede? Gitti. Uzun boylu, sarışın, bıyıklı biriydi. Yarasa bu. Sertem. Senin yüzünden yarasayı elimizden kaçırdık. Defo şimdi. Ben... Peki efendim. Neyse ki safak, şafak sökmek üzere. Onu kurtaramaz. İnfazı hemen başlatmalıyız. Az sonra Charlotte kalesine hazır. Nişan al. Subay ateş emrini vermeden ortalık bir patlama sesiyle sarsılır. Tanım, vay canına. Ve toz bulutun içinden garip bir şekil belirir. Ama yarası bu. Hayır şeytanın ta kendisi. Haydi boğa şaşkınlıkları atlatmadan kaçalım. Onları korkuttum patron. Hayatımı kurtardın. Bunu hiç unutmayacağım. Bana canın lazımsın. Çabuk atla. Lanet olsun. Yarasa mahkumunla birlikte kaçıyor. Ateş, vali hepimizi kurşuna dizdirecek. Peçeksiz herifler. Onları vuramadınız. Çabuk atlara. O sırada valinin sarayında patlamayı duydunuz mu bile? Kain sonunda cezasını buldu. Yanılmıyorsam bu tüfek sesi değildi. Excellence, çelik bilek size korkunç bir haberim var. Çabuk söyle. Yarasa mahkumu kaçırdı. Birlikte kaçtılar. Böyle olacağını biliyordum. Nereye gidiyorsun Bilek?'' Hemen benimle gelin. Yarasa yine bize oyun oynadı. O sırada nedenini şimdi anlarsın. Neden durdun patron? Askerler peşimizde. Çabuk. Ben atları değiştirirken sen de tenteyi kaldır. Tamam patron. Sen bir dahisin. Siyah yerine beyaz atlar ve ten temiz bir saman arabası. Giy şunları çabuk ol. O sırada askerler de yaklaşmaktadır. Bu yoldan gittiler. Yarım saate kadar onlara yetişiriz. Haklısınız Seymen'im. Arabayla bizim kadar hızlı gidemezler. Size demiştim yarım saat sonra. Size demiştim işte oradalar. Bu o değil. O arabanın tentesi vardı ve siyah hatları. Hey sen, burada siyah atların çektiği bir araba gördün mü? Evet, cehennemden kaçar gibiydi. Yanılmıyorsam sola döndü. Sola, ileri. Haha, <laughs> çıkabilirsin patron, gittiler. Şapkan kalsın burada, seni tanıyan biri çıkabilir. O sırada bilek, Rodi ve profesör de arabayı izlemektedir. Yarısanın neden arabayla kaçtığını anlamadım. Atla, daha hızlı gidebilirlerdi. Durun arkadaşlar. İki siyah at ama bu burada ne işleri var? Üstelik de oldukça yorgunlar. Bakın burada bir araba tentesi var. Yarasa siyah atların çektiği tenteli bir arabayla kaçmıştı. Aynı yerde bunları bulduk. Ne düşünüyorsun profesör? Senin düşündüğünü bilek. Yarasa atları değiştirip tenteyi çıkartarak peşindekileri yanılttı. Bilek, Rodi, bakın hemen geliyor. Kaşlar bilek, izlerini bulamadık. Bölgeyi taramak için takviye almaya gidiyorum. Yolda tentesiz bir arabaya rastladınız mı? Evet, bir saman arabası, atları beyazdı, sürücü de pelerini ve şapkalı biriydi. Ne tarafa gitti peki? Denize doğru diyordum ki ama sözüm bitirmedi. bile. Bitirmemi bile beklemediler. Bahse gelirim, arabayı kullanan şapkalı adam bizim bu aydır. Ben de samanların içinde yarasanın olduğunu bahse gelirim gitti hemen ve adamları da ondan kuşkulanmayıp yarasa yerlerinden kaçırdılar. E, He, herkes benim gibi zeki değil tabi. Yanında benim gibi bir öğrenmenin o öğretmenin olduğu için şükretmelisin. Bu sayede aklını kullanabiliyorsun. Çene çalmayı bırakıp aklınızı mahfuzlayın. Kaybedecek zamanımız yok. O sırada birkaç mil ötede bu atlar rüzgar gibi gidiyor patron. Ben işimi iyi yaparım. Öğrenemedim mi boğa? Artık yavaşlayabiliriz. Arayı iyice açtık. Hayır kırbaçlatları eminim bilek arkadaşları peşimizdedir. Birkaç saat sonra biraz bola, mola vermezsek atlar çatlayacak. Şu kasabada duralım. Açtıktan midem kazanıyor. Siz şu lokantaya girin. Ben de atları ahıra götüreyim. Öyle acıktım ki iki porsiyon yiyeceğim. İyi diyorsun da o kadar param var mı? Hayır ama nasıl olsa sende vardır. Öyleyse mahvolduk. Bende de metelik yok. Belki hancı bize bedava verir. Avucunu yala. Buradan uzak durun. Kapsız adam bizi açlıktan öldürecek. Böyle durumlarda en iyi şey hayal kurmaktır. Gözlerimizi kapatıp kızarmış bir tavuk düşünelim. İşte görüyorum dumanı tutuyor. Bir bu eksikti. Biraz daha kalırsam çıldıracağım. Ah ne harika bir tavuk. Tu kokusunu bile duyar gibiyim. Şuraya bir koyayım. Hayal kurmanın bir faydası yok ama o da ne? Tanrım. Kızarmış bir tavuk. Gerçek bir mucize bu. Hmm, nefis. Az sonra profesör bilek bizi çağırıyor ama o tavuğu nereden buldun? Nereden olacak? Hayallerimin ürünü o beynim düşüncelerimi gerçekleştirecek düzeye geldi. Olamaz olsun diye buraya koydum. Tavuk yok olmuş. Hırsızlar tavuğumu çaldılar. Kafana inen bu tabakta hayal ürünü mü profesör? Ah! O sırada işte sahile geldik. Vay. Şimdi bu arabayı iyi bir kayıkla değiştirmeliyiz. Ben şu barakanın arkasına saklanacağım. Kayık işini sen hallet. Merak etme yarasa. Boğa kısa sürede aradığını bulur. Atlar ve arabanın durumu iyi. Karşılığında size şu kara yelkenli kayığı verebilirim. Çok sağlamdır. Anlaştık. Tamamdır patron. Artık gidebiliriz. Güzel. Gelmişler. Çabuk saklanalım. İşte bir saman arabası. Atları da beyaz galiba. Tam yerine geldik. Siz samanların içine bakın. Ben etrafı arayacağım. Eyvah! Bilek bu. Bu tarafa geliyor. Şimdi üçü de gününü görür. Hırsız var. Arabayı çalıyorlar. Vacana çığlık şu taraftan geliyordu. Vaa, senin sonunda seni yakaladım. Yarısı nerede? Söyle yoksa suratını dağıtırım. Aa buradayım bilek. Bu sefer sen tuzağa düştün. Harika buluşlarım var patron. Bizi bilekten kurtardın. Gidelim. Rodi ve profesörün işini köylüler bitirir. Nitekim hırsız var sesini duyan herkes olay yerine koşar. İşte hırsızlar arabayı çalıyorlar. Yanılıyorsunuz bizler dürüst insanlarız. O sırada bilek de kendine gelir. Hırsızları yakalayın asalım onları. Ah başım yarısı ve boğa kaçıyorlar. Bu çılıklar da ne? Bırakın beni biz yarasayı arıyorduk. Sen onu külahıma anlat pis hırsız. Biz hırsız değiliz. Bırakın onları dürüst insanlara nasıl hırsız dersiniz? Aa, bir sürü erkek bir hırsızla baş edemiyor. İş kadınlara düştü demek ki. Ah, bugün kadınlardan yana hiç şansım yok. Dikkat bayan, sırtımıza bir fare tırmanıyor. Fare mi? İmdat! En tehlikesi şu iri yarı saçın. Onu yakalarsam sorun kalmaz. Vay canına. En tehlikesi yakal tehlikelisi yakalandı. Sıra diğerlerinde. Şimdi apı yuttuk işte. O sırada yarasa ve boğa gittikçe uzaklaştırmaktadır. Haha, bilek bu bir arkadaşların sonu geldi. Böylece hazırladığım yeni darbeye kimse engel olamayacak. O sırada yarasa ve boğa gittikçe uzaklaşmaktadır. Haha. Sakın onu elinizden kaçırmayın çocuklar. Şişko'yu yakalamak kolay. Dayanın dostlarım geliyorum. Senin için dayan kolay tabi. Elleri bağlı olan bilek ayaklarını kavgaya sokar. Kafalarınızı kollayın aptallar. Ah yeter durdurun artık şu. Bilekin avcılarına yol açın kaba köylüler. Böyle bir sopayla bir keresinde bir bufalo yakalamıştım. Alçak. Bilekin yardım olmayınca Rodi ve Profesör de kısa zamanda yakalanıp bir barakaya kapatılır. Biz masumuz bırakın bizi. Sizin hiç etmediğimize şükredin. Yarın hırsızlıktan yargılanacaksınız. Bunlar tehlikeli adamlar. Sen kapının önünde Pierre sen de arka tarafta nöbet tutacaksın. Kaçmaya kalkarla ateş ederim. Bilek hala baygın profesör. Yoksa merak etme. Biraz sesemle de işte ayrılıyor. Neredeyiz? Bu pis koku da ne? Şu keçinin kokusu bizi ahıra kapattılar bile. Hayvana hakaret etmeyin. Bize bir tek o kötü davranmadı. Me. Hatta bizi sevdi. Adın ne senin bakayım? İyi bir keçi olabilir ama çok kötü kokuyor. Biz burada otururken yarasa kaçıyor. Buradan hemen kurtulmalıyız dostlarım. Ama hiç de kolay olmayacak bilek. Çünkü kapıda iki nöbetçi var. Artık o harika beynini çalıştırma zamanı geldi profesör. Bazen akıllı bile yeterli olmuyor. Ama dur bakayım aklıma bir fikir geldi. Selam dostum. Güzel bir gece değil mi? Neresi güzel? Sizin yüzünden uykusuz kalıyoruz. Adam biraz sinirli. Güzel. Dur yüzüne bir bakayım. Hiç de arkadaşın dediği kadar çirkin sayılmazsın. Ben mi çirkinim? Kim söyledi bunu? Öteki nöbetçi. Senin için gudubet dedi. Buna nasıl cüret eder? Hiç aynaya bakmaz mı o sersem? Kendini maymuna benziyor. Profesör hemen kulübenin öbür tarafındaki nöbetçiye yönelir. hey nöbetçi ne var? Bu da salağın tekine benziyor. Baksana dostum. Öbür nöbetçi biraz mı yok mu? Yo iyi görüyor. Neden? O zaman seni çekemiyor. Senin için maymun suratlı dedi. Ne? Bu hakaretlerini ona ödeteceğim. Cesaretim varsa maymun olduğumu yüzüme söyle bakalım. Tabii ki var. Sen bana nasıl çirkin dersin? Bana hakaret edemezsin Ucube. Ucube ağır şimdi görürsün sen. Al bakalım sersem. Nöbetçiler dışarıda birbirini yiyorlar. Bırakın ne haller varsa görsünler. Bu arada biz de buradan çıkalım. Eh kapıyı açmak da sana düşüyor bilek. Bir omuz atmam yeter. Dünyada bileke dayanamayacak kapı olduğunu sanmıyorum. Ben de senden kurnaz birinin bulanacağını sanmıyorum profesör. Kahramanlarımız kaçarken iki nöbetçi hala kavga etmektedir. Seni mahvedeceğim. Pestini çıkaracağım. Şu an dünya yıkılsa farkına varmazlar. Onlar iyice birbirine düşürdük. Aha. Anneciğim keçi de bizimle gelmek istiyor galiba. Çabuk yetişmeden açılalım. Çok geç. Me. Ne pis koku. Onu suya at profesör. Sus cahil çocuk. Profesör Oktürüs hiçbir zaman misafir kovmaz. Korkma. Sen halk kız. Tartışma kes de küreye asılır o değil. Dümeni kuzey doğuya çevir. Profesör yarasa ve boğa o yöne gitti. Baş üstüne amiral bilek. Me. Sizi kürek çekerken görünce birden susadım. Dostuna biraz süt ikram eder misin hak kız? Me. Aferin sana ustudur işte böyle. Bana da biraz süt versene profesör. ''Tan Rody, biraz önce bu hayvanı denize atmamı söylüyordun. Şimdi de kalmış süt istiyorsun. Ha sen keçinin kokusuyla yetineceksin rodi. İki saat sonra şafakta. Bakın ileride garip bir ada var. Evet, delikli ada dedikleri olmalı. Bu civarda başka kara olmadığına göre yarasa mutlaka buradadır. Sanki dev bir el onu oymuş gibi. Karaya çıktığına sevindin mi Hakkız?'' Profesör, o hayvanı yanında götürmeyeceksin umarım. Bir, birimizden ayrılırsak onları daha çabuk buluruz. İyi olur, böylece bu pis kokudan kurtulurum. Korkma Akkız, ben seninle kalacağım. Üç arkadaş ayrılarak yarasanın izini aramaya başlarlar. Burada birini bulmak çok zor. Bu mağara ve kayıklar da yüzlerce kişi saklanabilir. Bir de kıyıya gitti. Ben de arka sokaklara bakayım. Bu da ne? Tattırı bana benziyor. Bu fakir kasıl kasabada böyle bir zenginlik tuhaf en iyisi izlemek. Acaba içinde kim var bunu öğrenmeliyim. Az sonra duydular eğer içinden yarasa çıkarsa elimden kaçırmayacağım. Ama tatlı kimse çıkmaz ve taşıyıcılardan biri Rodi'ye yaklaşır. Eyvah ne istiyorlar acaba? Hey sen ufaklık. Ne diye bizi izliyorsun? Dayak yemek istemiyorsan defol buradan. Peki peki. İyice şüphelendim. İzlenmek istemediklerine göre işin içinde bir başka iş var demektir. Yine de gizlice izlemeye devam edeceğim. Biraz bekleyip ben de o sokağa girerim. Biri geliyor fakat bu bağ. Tattırmanı sonra düşünürüm. Şimdi bunu takip edeyim. Kasabadan çıkıyor. Belletmeden izlemek bir avcı için çok kolay. Ama Rodi yanılmaktadır. Bacaksız. Kendini fark etmediğimi sanıyor. O burada olduğuna göre bilek de profesör de adadadır. Köylülerden nasıl kurtuldular acaba? Ama fazla yaşamayacaklar. İşte çocuğu ortadan kaldırmak da başlayayım. Yüzmeye mi gidiyor acaba? Kıyıya geldik. Ne can demekti? Buraya atladığını gözlerimle gördüm. Uçurumdan inmiş olamaz. Hay aksi. <laughs> Kapana kısıldım bacaksız. Uçuruma ben değil sen atlayacaksın. Vay canına. Bırak beni. Burada seni kimse tutamaz. Yanılıyorsun alçak. Yaşa bilek. Nasıl oldu da tam zamanda geldin? ile bu Uğursal'ın adı olduğunu bildiğim halde seni yalnız bırakacağımı mı sandın? Beni ele geçiremeyeceksin. Yaralı değilsin ya Rodi. Merak etme iyiyim. Dikkat. Ateş ediyor. Geber. Vay alçak. Boğa bileki vuramayınca kayalardan kaçmaya başladı. Boşuna uğraşma. Seni yakalayacağım boğa. Patronun nerede bana sen söyleyeceksin. Cehenneme git avcı. Bile kızla ilererek kayadan kurtulur. Ama boğa onun bu zor durumundan yararlanmakta kararlıdır. Aha hayatını bu adada sona ereceği aklına gelmezdi değil mi? Bu sırada aşağıdaki yolda Durun orada neler olduğunu görmek istiyorum. Perdenin aralığından Tatlıravan'daki esrangiz kişi bilekle boğa arasındaki dövüşü izlemeye başlar. Bunlar çok ciddi. Direnmeyi bırak artık. Esrangiz kişi gittikçe heyecanlanmaktadır. Avcı iyice bastırıyor. Kapa çeleni. Boğanın gücü iyice tükenmiştir. Aa, yaşa bilek. Ona hak ettiği dersi verdin. Bir an önce kendine gelsin de yarasanın yerini öğrenelim. Ama bu sırada devreye olay yerine gelir. Kanun anla durun. Burada neler oluyor? Hiç arkadaşla kendi aramızda tartışıyorduk. Kont Vardes da kavgayı yasakladığını bilmiyor musunuz? Bizimle şatoya geleceksiniz. Biz yabancıyız. Kim bu kont? Kont Vardes bu adanın sahibidir. Bizimle gelin yoksa zorla götürürüz. Siz kiminle konuştuğunu sanıyorsunuz? Bizler de sensus evlat. Sizinle geleceğiz bayım. Seni anlamıyorum bile. Bu sersemlere bu anın kim olduğunu anlatmama neden izin vermedin? Onlara yara Şşş sakın o adı ağzını alma. Sana sonra anlatırım. Acaba neden bizi? Susun. Ekselansın çalışma odasına giriyoruz. Kontum bu ikisi kavga ederek kanunlarımızı çiğnerken yakaladık. Ne yapalım? Güzel, gereken ceza verilsin ama siz çelik bilek değil misiniz? Ta kendisi kontum. Sizi şatomda ağırlamak ne şeref. Nasıl oldu da kavgaya karıştınız? Size ben anlatayım. Aslında biz avcılar gerektiğinde dövüşmekten kaçınmayız. Bu çirkin suratlı sensüs sura rodi. Bu adam bir asker kaçardır kontum. Onu buraya kadar izleyip yakaladık. Demek bir kaçak. Onu hemen şatonun hapishanesine atın. Size gelince konum olursanız sevinirim. Az sonra boğa hücreye kapatılırken içeride askerden kaçmayı öğrenirsin. Bilek ve Rodi şatonun surlarını gezer. Neden konta boğanın yarısının adam olduğunu açıklamama izin vermedin? Bunu öğrenseydi yarısı yaramak için adamlarını seferber ederdi. Jandarmalar da o haini yakalayıp asardı. Hayır yarasa jandarmaların hepsini kolayca atlatırdı. Ama onu rahat bırakırsak boğanın burada olduğunu öğrenip ayağımıza gelecektir. Biz de onu yakalayacağız. Harika tam profesöre yakışır bir plan bu. Vay cana tatrevan söylemeyi unuttum. Ben aslında onun peşindeydim. İçinde yarası olduğuna bahse gelelim. Şimdi anlarız içindeki nasıl olsa dışarı çıkacak tattırıvan henüz durmuştu ki şık bir adam o tarafa doğru koşar. Hoş geldiniz Matmazel Esmeralda. Ayakları hiç de yarısıya benzemiyor. Oo kimi görüyorum? Sizi kutlarım bayım. Az önce tam bir kahraman gibi dövüştünüz. İşte bak benden ne istiyor bu ama şatomuzda sizi ağırlamaktan kıvanç duyuyorum ama henüz adınızı bile öğrenemedim. Adım Çelik Bilek Matmazel. O ünlü bilek, sizi yemeye bekliyoruz. Esmeralda ben size şimdi vaktim yok şövalye. Cezan, bilekin katılacağı yemek için hazırlanmalıyım. Lanet olsun, o pis avcıyı gördüğümden beri benimle ilgilenmez oldu. Bu gece beni baloya götürür müsün bay bilek? Ne kadar güçlüsünüz. Adeta iyi gibisiniz. Ha 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 Dalga etmeye bırak, yoksa tokada yiyeceksin. Bilek ve Rodi şatoda eğlenirken acaba profesör ne yapmaktadır? Bu hayvan da her yer peşimden geliyor. Neredeyse benimle aynı yatakta uyuyacak. İşte tam bana göre bir yer. Defolun buraya keçilen girmesi yasak. Korkarım ayrılmak zorundayız. Ak kız. Açtıktan ölmemi istemezsin herhalde değil mi? Me. Şurada bir şato var. Beni misafir edeceklerine eminim. Böyle yerlerde bilim adamlarına büyük önem verirler. Selam size cesur askerler. Ben ünlü bir bilginim. Şatodaki şarap ve yemeklerin tadına bakacağım. Mutfak ne tarafta? Tanrım, ne pis bir koku. Sen şatoya değil, ahıra git. Bu adada bir türlü karnımı doyuramayacak mıyım? Ben bu gidişle açlıktan öleceğim. Bu sırada Matmazel Esmeralda şatodan çıkmaktadır. Babama kasabaya gittiğimi ve yemeğe döneceğimi söyleyin. Baş üstüne Matmazel. Hmm, tatrevalli. Tatrevanlara hiç dayanamam. Az sonra Tatrevan kasabaya varır. Beni bir saat sonra gelip alın. Siz de gidip bir içki için. Teşekkürler bayan. Ne nazik bir patronumuz var. Nazik ama biraz cimri. Daha fazla verebilirdi. Hey eğer isterseniz 10 kazanabilirsiniz. Uu, ne pis bir koku. Çekil yanımızdan. Dur bir dakika. 16 için bu koku çekilir. Ne istiyorsun? Hemen açıklayayım. Az sonra Esmeralda döndü. Ne kötü kokuyor. Kim bilir nerelere gitti. Esmeralda bana kızgın olmadığını umarım. Elinizi öpebilir miyim? Ama tatlı başka biri çıkar. ''Ne nazik bir karşılama, hep böyle el öper misiniz?'' ''O da ne?'' ''Ama adım Esmeral'da değil.'' ''Terbiyesiz şövalye cezanla ile alay etmeyi şimdi gösteririm sana.'' ''Bu adam çok ciddi, dağıt. Vay canına, bizim profesör bu.'' ''Dostlarımı kılıçla kollanmaktan başka yapacak işiniz yok mu şövalye?'' ''Bu biz kokunun benimle alay etmesine izin vermeyeceğim.'' Kötü koktuğunu biliyorum ama bu onu öldürmek için neden olamaz. Delirdiniz mi? Deli ha sizden de arkadaşınızdan da bıktım. Hay aksi, al bakalım. Fazla heyecanlısınız. Sizi biraz sakinleştireyim. İyi kılıç kullanıyorsunuz. Alçak. Çok yazık bu kılıçlarda çok çürük oluyor. Kılıçlar çürük olabilir ama yumruklarım sağlamdır. Bakalım bayan Esmeralda sana hala kahraman diyebilecek mi? Korkunç bir dövüş tekniğiniz var bayım. Ama sizinle daha fazla vakit kaybedemem. Önemli bir işim var. Eğer siz yine karşılaşmak isterseniz emrinizdeyim. Az sonra profesörün başına korkunç bir şey gelir. Alçaklar, katiller, imdat. Boşuna bağırma profesör. Keçi kokusu çıkana kadar orada kalacaksın. İyice temizlenmeden çıkmak yok. İmdat olup Akşam. İyice anladınız mı? Yarasa'nın bu ayı kurtarmaya geleceğine eminim. Merak etme profesör. İle ben göçlük edeceğiz. Sen ne yapacaksın? Yarasa geldiğinde beni hiç ummadığı bir yerde bulacak. O sırada şatonun dışında. Kahrolası bilek beni rezil etti. Ona göstereceğim. Gerçekten intikam almak istiyor musun? Kim var orada? Tanrım yarasa. Benimle çalışırsan sana bu konuda yardım edebilirim. Bunun için her şeyi yaparım. Az sonra. Dur kim var orada? Benim şövalye Cezan. Şu tarafta bir gürültü duydum. Ben kimseyi görmüyorum. Demek yanılmışım. Şövalye rolünü iyi başardı. Bacaksız beni görmedi. Şimdi de profesör atlatmalıyım. Nitekim az ileride profesör nöbet tutmaktadır. Yemeği fazla kaçırdım galiba. Fena bir kufa Güzel. Horol horol uyuyor. Artık şatoyu görünmeden girebilirim. Az sonra şövalye yarasanın yanına gelir. Bu tarafta nöbetçi yok. Rahatça girebiliriz. Ve birlikte zindana inerler. Boğa bu hücrede. Harika. Siz burada bekleyin. Ben dikkatli olun cezan. Ben bu ayı kurtaracağım. Anlaştık. İşte orada uyuyor galiba. Uyan Boğa. Ben yarasa. Haydi kalk. Az sonra Blake e iyi bir oyun oynayacağız. Neden az sonra? Şimdi oynasana yarasa. İşte buradayım. Lanet olsun. Bilek sen... Gecenin bu saatine silah kullanılır mı? Herkes uyuyor. Ne düşüneceksiniz? Bırak o tabancayı. Aferin. Söz dinlemen hoşuma gitti yarasa. Uğradığın hayal kırıklığını anlıyorum yarasa. Bozuntusu. Ama hücrede biraz dinlenirsen kendine gelirsin. Nasılsa burada uzun süre kalacaksın. Beni yakaladın avcı. Uh. Ama uzun süre elinde tutamayacaksın. Kahresin. Kaçabileceğini sanıyorsa aldanıyor. Ama bilek kapıda bekleyen Cezan'dan habersizdir. Ah! Sonunda senden intikam alacağım pis avcı. Haha! <laughs> Hay lanet! Bu hücreyi yarsaya ayırmıştım ama sen de kalabilirsin. Sonra görüşürüz şövalye Cezan. İmdat çıkar beni. Şimdi biz bize kaldık yarasa. Uzağa gitmiş olamaz. Hangi yöne kaçtı acaba? Ah, bir kadın çıldı Esmer Aldan'ın odasından geldi. Tanrı'ya şükür sadece baygın. Yarasa'nın buradan geçtiği belli. Belki hala buradadır. Perde kımıldıyor. Bu sefer yakaladım seni alçak. Ama profesör, hey, yavaş ol. Dışarıdan evet tutarken çığlığı duydum. Hep penceden tırmanarak buraya geldim. Neler oluyor? Yarasalayı yakalamıştım ama yine elimden kaçtı. Sen kızla giden. Ben peşinden gideceğim. Dur bile Esmeralda bize yerini söyleyebilir. Şato çok büyük. Onu arayarak burada bulamayız. Ne yapıyorsun? Baygın durumdaki birini ayıtmanın en iyi yolu sağlam bir tokattır. O ben yarasa burada. Sakin olun. Nereye gitti? Onu gördünüz mü? Babamın çalışma odasına gitti. Baba baba korkmayın ben hallederim. İşte kontun odası. Umarım ona bir kötülük etmemiştir. Kont kont ben break açın. Ne var ne oluyor? Neyse kont hayatta demek. İyi misiniz ekselans? Yarasayı gördünüz mü? Kimseyi görmedim. Break gidin artık uyuyacağım. Ama sizinle görüşmem lazım. Çok önemli ekselans. Beni rahat bırakın. Şimdi yorgunum. Peki efendim. Gerçekten yorgun olmalı. Kapıyı bile açmadı. Neyse yarasayı başka yerlerde arayacağız demek ki. Güzel rolünüzü çok iyi oynadınız. Eline silahla dalga geçmek kolay değil mi? Cesur bir insansınız. Başkası olsa yarasanın karşısında titri titrerdi. Kont Vardes ölümden bile korkmaz yarasa. İsterseniz benimle işbirliği yapabilirsiniz. Bilek ve arkadaşlarını teslim ederseniz çok para kazanırsınız. Tabii bir de adadaki işlerime göz yumacaksınız. Ben dostlarıma ihanet etmem. Elinizde silah olmasaydı çoktan dersinizi verirdim. Madem son sözünüz bu, lütfen arkası döner misiniz kont? Ne yapacaksınız? Kont arkası döner ve küt. Önerimi kabul etmediğinize göre onun yerine geçmekten başka çarem yok. Aha, işte oldu. Peru'da taktım mı tamamdır. Elbiselerini de giyeyim. İşte delikli valisi Kont Vardes oldum bile. Şimdi kimse bizi ayırt edemez. Aha. Kontu bağlayıp buraya saklayayım. Onu ne yapacağımı sonra düşünürüm. Bilek ve arkadaşlarının aramaları elbette bir sonuç vermemiştir. Yine elimizden kaçmayı başardı. Bu arada şövalye cezanın onun adam olduğunu ortaya çıkarttık. Aa, artık yatalım çok yorgunum. Ertesi gün iyi günler Bay Bilek. Sana da kapıyı aç. Tutsakla konuşacağım. Ama şövalye artık hapiste değil. Vali biraz önce diğer hainle birlikte ikisini serbest bıraktı. Nasıl olur? Çabuk aç şunu. Asker bilekin dediğini yapar. İşte şimdi söylediklerime söylediklerime inandınız mı Bay Bilek? Hayret. Kont bunu bana açıklamalı. Bilek şımla kontun odasına dalar. Kimse hesap vermek zorunda değilim ben. Öyle uygun gördüm. Ama kont yeter. Burada emirleri ben verdim. Şimdi gidin. Peki. Aklını mı kaçırdı ne? Aha kont olmadı mı anlamadı. Anladığında şişten geçmiş olacak. Aynı gece. Kont var des kılındaki yarasa gizlice çatıdan çıkar. Kayalıklardan inerek deniz kıyısındaki bir mağaraya gider. Benim şövalye hala gelmediler mi? Hayır, sizi bu klipte gördüğümde konsanım korkuyorum. Şatoda durumu nasıl karşıladılar? Gittiğinizi öğrendikten sonra bana geldiğinde Bilek'in yüzünü görecektiniz ama onu konuşturmadım bile. Her yerde sizi arıyor. İşte geliyorlar. Selam Boğa, bunlar da kim? Yarasa nerede? Yarasa benim bıtlar. Ne haber getirdin? Anlat da işimize bakalım. Hayaksi seni tanımak imkansız. Neyse benim de yarın akşam burada olacak. Onu karşılayacak zamanımız var. Ama önce bilek ve arkadaşlarını ortadan kaldıralım. Canlı sıkanlar varsa hemen icabına bakarız. Merak etme. Bilek'i tanımıyorsun. O tek başına bir ortaya bedeldir. Bizi fazla küçümseme. Yarın Bilek'in hesabını görürüz. Onu ortadan kaldıramazsanız bile önemli değil. Benim başka bir planım daha var. Ha ha. Bu aile ben de diğer ikincisini de temizleriz. Bize güvenebilirsin. Ertesi sabah şatıda açlıktan zil çalıyor. Mutfağa gidelim. Ahçı bir şeyler hazırlamıştır. Mutfakta hey, şu pastanın güzelliğine bak. Hemen tadına bakalım. Pastaya da bayılırım. Ah! Ne var? Ben sadece onay sürenin elini kırarım. Bu pastayı Bayan Esmeralda'nın doğum gününe için hazırladım. Ahçabaşı pasta hazır mı? Oo harika olmuş. Ne yazık ki bize şşt, bana bırak. İyi günler matmazel. Bilek doğum gününüzü kutlamamızı söyledi. İyi ama Bilek bunu nereden biliyor? Hakkınızda her şeyi bilir. Dün akşam bana gözlerinizin derin göllere benzediğini söylüyordu. Oo ne güzel sözler. Ama profesör. Sen sus cahil çocuk. ''Evet, ne diyordum? Saçlarınızın da altın parıltılı mehtaplı geceleri hatırlattığını belirtti. Oo, ne romantik. Ne yapmak istediğini anladım. Dişlerinizin de kefak balı dişleri kadar beyaz olduğunu söyledi. Sus, sersem, Her şeyi bozacaksın.'' Bilek sizi gördüğünden beri yemeden içmeden kesildi ama siz ona bir şey gönderirseniz belki yemeği kabul eder. ''O zaman bu pastayı ona götürün, lütfen.'' Sen bir dahisin profesör. Bunu nerede yiyeceğiz? Tüm gözlerden uzak, sakin bir yerde evlat. Az sonra deniz kıyısında görüyorsun ya aşk insana neler yaptırıyor. Evet onun sayesinde pasta yiyoruz. Ama bu sırada pasta öyle dalmışlar ki onları gafil avlamak çocuk oyuncağı. Az sonra deniz kıyısında Esmeralda'ya anlattıktan düşündükçe gülesim geliyor profesör. <laughs> Sen gül, ben yemeğe devam edeceğim. Bu ikisinden kurtulmak için bundan iyi fırsat olamaz. Fark ettirmeden üzerine atlayalım. O sırada şatoda. Ne kadar mutluyum demek? Bilek bana aşık. Pastayı ona gönderdiğim iyi oldu. Onun için her şeyi yaparım. O işte geliyor. Günaydın Bilek. O günaydın sizi görmemiştim. Aklım fikrim hep bende değil mi? Yarasa da acaba ne işler çeviriyor? Yarasa mı? Evet izini bulamadık. Neyse gidip kahvaltı edeyim. Dün geceden beri açım. Dün geceden beri mi? Ama ya pasta? Ne pastası? Ağzıma bir yıldır pasta koymadım. Şimdi anlıyorum. Bunu yanlarına bırakmayacağım. Hiçbir şey anlamadım. Bu kadınlar ne tuhaf oluyorlar. Rudy ve profesörü gördünüz mü? Az önce kıyıya doğru gittiler matbazerdim. Aynı anda bu son parçayı yarı yarıya paylaşalım. Sen evlat ben iyice duydum. O sahtekarlara göstereceğim. Beni kandırmaktaymış görecekler. İşte oradalar. Ama Rodi, Profesör arkanıza dikkat edin. Kim bağırıyor? Hey neler oluyor? Hay aksi bunlar da kim? Vay canına. Çabuk olun şövalye işlerini bitirelim. Lanet herifler. Niye bizi rahat bırakmıyorsunuz? Lanet. Bu sefer atlattın ama kurtulamayacaksın sanma şişko. Ancak kaya boğanın ağırlığını falan fazla çekemez ve Ah! Bu sırada sen de gebereceksin bacaksız. dağıt. Ateş etmekten başka çarem kalmadı. Ah! Ah! Yandım. Saçmalar tam yerine isamet etti. Birkaç dakika sonra boğanın sonu kötü oldu. Kayalarda parçalandı. İkiniz gidip bile haber verin. Ben burada kalacağım. Aho! Oh. Çok beceriklisiniz. O tüfekle burada ne işiniz vardı? İki pasta hırsızların peşindeydim. Hey! Tüfek size yük olmasın. Ben taşırım. Aynı anda kasabada. Taçli Vatus lokantası. Buranın yemekleri için iyi dediler. İşte Blake iri yarı ve güçlü ama biz daha bedellerini de gördük. Pekala beyler. Daha fazla vakit kaybetmeyin. iş başına. Ne zamandır bir avcı dövmemiştim. Ha ha ha. Hey hancı. Burada yiyecek bir şeyler yok mu? Dört sersleri Blake'in etrafını sarar. Hey sen içeri girenleri selamlamaz mısın? Tabii iyi günler dostlarım. Biz senin gibi çirkin şapkalı birinin dostu olamayız. Uzun saçlı ve deri yelekli adamlar sinirimizi bozuyor. Bunlar kavga çıkarmak istiyor. Gidip deniz kenarında biraz yürüyüş yapın. Sinirlenize iyi gelir. Bu serseri bizi buradan sepetlemeye çalışıyor. Atırın üzerine. Al bakalım çorba nasıl? Uf lanet olsun. Bu adada kavga etmek yasaktır. Yoksa hapse girersiniz. Ama suratınızdan zaten hapishane kaçkını olduğunuz anlaşılıyor. Açılın çocuklar. Köyümde benim gibi ka sağlam kafatan yoktur. Belli oluyor. Neredeyse duvara dölecektin. Hayaksi bunlar bilekin hakkından gelemeyecek. En iyisi devriyeleri çağırayım. Az sonra hepiniz durun. Burada kavganın yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Ben de söyledim Sayın Kont ama dinlemediler ve durup dururken üzerime saldırdılar. Ama bizi kışkırttı. Doğru aslında biz barışsever insanlarız. Doğrusu çok şaşırdım Bilek. Kanunlara karşı geldim ve bu yüzden hapse gidireceksin. Götürün onu. Ama Kont bunlar. Yürü bakalım Bilek sallanma. Aha sonunda başardım. Bilek benim yarısı olduğumu bir bilse... Artık bilek ortadan kalktığına göre işimize bakabiliriz. Bu gece hepimizi kayıklarda bekliyorum hepinizi. Tamam patron. Askerler bileki şatoya götürür. Gir bakalım bir daha kavga çıkarmamayı öğrenirsin. Az sonra Esmeralda ve Rodi de şatoya gelir. Baba şövalye cezam ve boğa az önce Rodi ile profesörü öldürmek istediler. Neyse ki kızınız yetişip bizi kurtardı efendim. Sersemler bu işi de becermemişler. Bilek nerede? Olanları onu anlatmalıyım. Seni hemen yanına göndereyim. Nöbetçi. Çocuğu bileke götür. Onun yanında kalsın. Anladın mı? Anladım efendim. Baş üstüne. Geriye sadece profesör kaldı. Ama onun da icabına bakarım. Niye öyle gülüyorsun baba? Sen çok değiştin. Sana öyle geliyor. Haydi odana git ve dinlen. Bu kız babası olmadığımı anlayabilir. Nebetçi, emredin ekselans. Kızım biraz hasta. Haberim olmadan odasından çıkmasın ve kimse onu rahatsız etmesin. Baş üstüne. Böylece Esmeralda'dan da kurtuldum. Artık rahatça hazırlanabilirim. O sırada nereye gidiyoruz? Bilek nerede? Sabırlı ol. Şimdi göreceksin. İşte orada. Git ona arkadaş ol. Ama şey... Bilek burada ne işin var? Neler oluyor? Bizi hücreye tıklar evlat. İyi ama neden? Bunu ben de bilmek isterdim Rodi. Kontun davranışları çok değişti. Dünden beri garip şeyler oluyor. Buradan çıkmak için bir şeyler yap Bilek. Bağırma sen gelmeden başlamıştım zaten. Bu demirler çok sağlam ama yine de başarabilirim. Bilekin olağanüstü gücü karşısında demirler eğilmeye başlar. Sen inanmazsın Bilek. Sus ve beni izle. Ama dostlarımızı dışarıda bir sürpriz beklemektedir. Tebrikler Bilek. Daha önce o demirleri kimse açamamıştı. İçeri girmezsen seni vururuz. Lanet olsun. Bilek ve Rodi başka bir hücreye götürülür. Tek kazancımız hücre değiştirmek oldu. Bu pencere çok dar. Demirleri söksen bile geçemeyiz. Esmeralda odasına kapatılır. Bırakın beni, çıkacağım. Özür dilerim ama, ama babanız dışarı çıkmanızı yasakladı ne yazık ki. Bu sırada beni unuttular galiba. Kalk bakalım, şatoya gidiyoruz. Kimseni beni buradan kaldıramaz. Soğuk su yanaklarıma iyi geliyor. Aa, hala yanıyorum. Madem öyle ben de yalnız giderim. Blackbeard ne yapıyor acaba? Ne dersin sen kont? Black hapse atmakla iyi mi yaptı? Bilmem artık kontu anlamıyorum. Şimdi de profesörü tutuklamamızı emretti. Vay canına. Neden unutulduğumu şimdi anlaşıldı. Haydi profesör çalıştır kafanı. Gece kayalıklarda. Her şey hazır mı? Butlar. Evet fenerler buraya. Liman girişi gibi gösteriyor. Ufukta bir ışık var. belinde de olmalı gerçekten de bir gemi yaklaşmaktadır. Kaptan ileride ışıklar var. Limanın girişi olmalı. Rotayı oraya çevir. Bakın belinde geliyor. Kayalara bindirip parçalanacak ve içindeki altınlar bizim olacak. Hayalçaklar. alçaklar. Belin de attı gemi. Kendisini bekleyen tehlikeden habersiz kayalıklara doğru yol almaya devam eder. Bir saat sonra burada olur. Kayalara çarpar çarpmaz yanaşmaya hazır olun. Kontcu adamları gemiyi tuzağa düşürecek. Sonra da korsan gibi gemiyi talan edecekler. Kont'un bir hırsız çetesinin elebaşı olacağı Kimin aklına gelirdi? Onları tek başıma durduramam. Bilek'i kurtarmalıyım. O sırada Bilek ve Roden'in hapsettiği hücrede işte akşam yemeğiniz artık kahramanlık taslamaktan vazgeçtiniz mi? Buradan çıkınca bu herifin suratımı dağıtacağım. atacağım. Ha, buradan çıkmayı unutmayacaksınız. Aynı anda Esmeralda'nın odasında babam beni buraya neden kapattı anlamıyorum. Yemeğiniz batmaz herhalde. Yani? Buradan çıkmak istiyorum. Üzgünüm. Emirlere karşı gelemem. O zaman bir ki buraya gönder. Bir şeyler yapar. O da hapiste. Gelemez efendim. Nasıl olur? Evet. Rodi de yanında. Kaçmak istediler. Ama biz de onları daha sağlam bir yüzeye aldık o kişi oradan hasta kaçamazlar mantıklı Çok sağlam bir hücredir ve anahtarı da bende. Bakın Tanrım. Anahtarı ne pahasın olursa olsun bu salaktan alıp bir iki kurtarmalıyım. Bir fikrim var. Daha önce hiç fark etmemişim. Siz ne kadar yakışıklısınız. Ben mi? Oysa annem küçüklüğümden beri hep çirkin olduğumu söyler. Hiç de değil. Apollo kadar güzelsiniz. Yanlış şu sakalınız. Sakalım mı? Aynaya bakın. Sakalınız biraz daha uzarmış. Keseniz daha güzel olur. Nevitçi aynaya bakarken Esmer da sessizce cebinden anahtar alır. Haklısınız. Hemen gidip tıraş olacağım. 10 dakika sonra beni sakalsız göreceksiniz. Matmazel Esmer beni beğendiğine göre gerçekten yakışıklı olmalıyım. Belki de onunla evlenip zengin olurum. Anahtarı aldığımı fark etmedi bile esersem.'' Bilekin hücresi tam altımda. Umarım anahtarı görürler. Pencerenin önünde bir şeyler sallanıyor bilek. Vay canına bir anahtar. Aldılar. Tanrı yardımcılar olsun. Onu kim, kim, göndermiş olabilir ki? Bunu sonra anlarız. Şimdi buradan çıkmaya bakalım. Gardiyan çıkar bizi. Kesin sesinizi. Bağırmanız faydasız. Buradan çıkamaz. Aa! Yaşa bilek. Uyandığında burnu iyice şişmiş olacak. Haydi bakalım. Buradan. Dur. Biri geliyor. Esmen adı haklıymış. Sakalımı kesince çok yakışıklı oldum. İyi yapmışsın. Böylece sana yumruk attığımda sakalın elime batmayacak. Bilek ve Rodi böylece şatonun duvarlarına varırlar. Esrangiz dostumuz sayesinde o kaçabildik. Şşş ayak sesleri. Nöbetçi olabilir. Hey ne oluyor vajana profesör. Black Rudy ben sizi kurtarmak için hayatımı tehlike atıyorum. Siz de üzerime saldırıyorsunuz. Bizi içinde uzun süre tutacak hapishane yoktur. Hemen kayalıklara gidelim. Kont ve dört adamı bir gemiyi tuzağa düşürecek. Bundan emin misin? Kont'un böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Gözlerimle gördüm. Gemiyi kurtarmak istiyorsak acele etmeliyiz. Bu sırada Işıkları tam yerine koymuşsunuz çocuklar. Geminin kaptanı hiç şüphelenmedi. Kayalara oturunca gemiye çıkmaya hazır olun. Gemide hayaksi ışıkların oradan dalga sesleri geliyor. Ama burası kayalık. Kaptan 50 metre önümüzde kayalık var. Lanet olsun. İskele alabanda. Yelkenleri indirin. Çabuk. Artık çok geçtir ve rotayı değiştirmeye çalışsalar da benim de kayalara bindirir. İki kişi güvertede kalsın. Diğerleri benimle ambara gelsin. Duydum patron. Geminin kaptanı adamlarıyla birlikte ambara indi. Güzel işimiz kolaylaştı demek. O sırada bilek Profesör ve Rodi kıyıya varır. Çok geç kaldık. Gemi karaya oturmuş. En azından mürettebatı kurtarmalıyız. Aynı anda güvertedeki iki kişi neye uğradıklarını anlamadan saf dışı edilirler. Biriniz burada nöbette kalsın, diğerleri benimle gelsin. Şuraya bak patron, aldığımız bilgiler doğruymuş. Bunlar hazine sandıkları olmalı. Harika, burada en azından bir milyon altın var. Çok zengin olacağız. O sırada bilek güçlü kulaçlarıyla geminin altına kadar gelir. Bu sabah bana lokantada saldıran adamlardan biri bu. Ranet Bilek nöbetçiyi baltık bayıltırken sahte kont köprüde belirir. Vay canına bilek burada. Hay şeytan. Neler olduğunu bana açıklayacaksınız kon. Bunu cehennemde öğrenirsin pis avcı. Sahte kontum vurduğu yerde bir risk alır. Vay canına yarasanın işareti. Demek bu sakal sahte ve kont değil. Yarasanısın. Bunu tahmin etmeliydim. Lanet olsun. Butler imdat. Bilek bu. Saldırın. Ne yapabileceğini sanıyorsunuz alçaklar. Ah. Butler onu oyalarken ben de kaçabilirim. Lanet olsun planım yine suya düştü. Tüh eğlencenin sonuna yetiştik. Bilek işlerini bitirmiş bile. Bir sonraki maracara. Yarasa 3. <laughs>